Gerçekleri özgürce konuşan haber merkezinden, Ses TV haber merkezinden iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, bugün 20 Nisan Cuma, haftanın son iş gününde Ses ana haberle karşınızdayız. Gündem sıcak efendim, başlıklar sıcak. Özellikle siyasetten spora tansiyon yüksekti. Dün Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayları da getireceğiz ekranlara. Ve erken seçim öncelikli gündem maddesi olacak. Suriye'ye geçişler de devam ediyor. Sınır hattındaki son durumu da ilerleyen dakikalarda bu ekranda bulacaksınız. Ama önce erken seçimle ilgili gelişmelere bakacağız. Erken seçim mecliste Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda seçim önergesinin görüşmeleri yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmeler devam ederken salondan ayrılan HDP'li üyeler önergenin oylamasına da katılmadı. Önerge AK Parti, CHP ve MHP'nin oy birliğiyle kabul edildi. Önerge yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu merak ediliyor. CHP'nin adayı olacak mı olup olmayacak mı Cumhurbaşkanı adayı diye. Kılıçdaroğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. Adaya parti meclisi karar verir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçimde aday olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. Bizim partimizin bir özelliği vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylarını ben değil, onu parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirlerler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız, adayımızı da böylece belirlemiş olacağız. İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu seçim içinde iddialı konuştu. Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz Haziran'ı böyle görüyoruz. Hepimiz Haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye demokrasi, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği, bu ülkeye barışı getirmek için. Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak konusu da soruldu. Görüşeceğiz, diğer parti liderleriyle görüşeceğiz ve o çerçevede bir karar alacağız. Ne ev ki İyi Parti seçimi. Şunu açık ve ne söyleyeyim. Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye'de demokrasi olsun, huzur olsun, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diyorlarsa herkesi Haziran ayında bekliyoruz. Güzel bir cumhuriyet yaşayalım. Melek Çelişsinoğlu'nun Erdoğan'ı destekleyeceği. Sınır hattına gideceğiz. Suriye sınırına geçişler de bir yandan devam ediyor. Suriyeliler, Öncüpınar sınır kapısından törenlerle uğurlandı. Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda Suriyeli için ülkelerine uğurlama töreni Öncüpınar sınır kapısı önünde gerçekleştirildi. Törenle halk terörden temizlenen bölgelere doğru yola çıktı. Bugün sevinçli bir günü yaşıyoruz. Fırat Kalkanı'yla başlayan, Zeytin Dalı'yla devam eden bu bölgenin terörist unsurlarının temizlenmesine vesile olan bu hareketten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, başbakanımıza ve kahraman ordumuza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sevinçliyiz. Bugün misafirlerimiz yurtlarına, yuvalarına yeniden dönmeye başladılar. Bülbül altın kafese koymuşlar. İlla vatanım, illa vatanım demiş. Bugün Suriyeli kardeşlerimiz kendi vatanlarına huzur sağlanan, barış sağlanan vatanlarına dönüyorlar. Ondan dolayı Rabbim yollarını açık etsin. Kilis Belediyesi de ülkelerine dönen Suriyelilere kurdukları çadırlarda ikramlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile yetkililere teşekkür pankartları taşıyan Suriyeliler işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi. Günün en sıcak haberlerinden biriydi. Iğdır'da dehşet dolu dakikalar yaşandı. Sanayi sitesinde patlama oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Iğdır Küçük Sanayi sitesinde bulunan bir tüp dükkanında saat 11 sıralarında patlama oldu. Patlamanın etkisiyle iş yerinin duvarında büyük bir göçük oluştu. Büyük paniğin yaşandığı olay mahalline itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri diğer tüplerinde patlamaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının büyümemesi için tomalarda alevlere müdahale etti.
Patlamada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Çevredeki iş yerleri ve park halindeki araçlar da büyük hasar gördü. Ve Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlarla devam edeceğiz. Ses ana habere İstanbul merkezi 6 ilde operasyon vardı. 33 kişi gözaltına alındı. KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na bağış yapan 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından polis ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde 51 adrese baskınlar düzenledi. 33 şüpheli gözaltına alınırken 18'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ve günün dünün aslında sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Bir karşılaşma düşünün. Fenerbahçe Beşiktaş karşı karşıya geldi yarı final rövanş maçında. O karşılaşma adeta kanlı bitti diyebiliriz. Zira olaylar çıktı maçta ve maç tatil edildi. Zira Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. 2-2 biten ilk maçın rövanşında çıkan olaylar sebebiyle mücadele yarıda kaldı. Çok sıkıntılı bir atmosfer vardı. Hani tam bir kaos vardı. Burada da öyle. Tolga orada o... ...55. dakikada 0-0 iken ertelenen karşılaşmayla ilgili kararı Futbol Federasyonu verecek. Türk sporuna, futboluna yakışmayan görüntüleri izledik ama devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu ne kararı verecek o merak ediliyor. TFF bir açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta maçla ilgili kararı vereceklerini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu tamamlanamayan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararın gelecek hafta verileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada müsabakanın akıbetiyle ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir ifadelerine yer verildi. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaralayan kişiyle birlikte 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaralanan Güneş'in tedavi gördüğü hastaneye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu bir güvenlik zafiyeti dedi. Fenerbahçe Beşiktaş derbileri biraz gergin geçiyor. Bunun benzeri bizim stadımızda da oynandı. Ve bizim stadımızda da kırmızı kartlar oldu. Ama hiç böyle olaylar olmadı. Bu bir güvenlik zafiyeti. Bundan kim sorumluysa onlar buna bakacaklar. İşte yok işte Fenerbahçe'nin iç işleriymiş filan. Bunlar bizi alakadar eden şeyler değiller. Netice itibariyle biz oraya misafir olarak geldik. Dünya üçüncüsü yapmış bir hocaya böyle bir durumda kalması çok üzücü. Orman, nasıl bir ceza bekliyorsunuz sorusuna ise ben açıkçası hukuken ne olacağını bilmiyorum. Futbol Federasyonu talimatlar gereği neyse onu yapacaktır. Kararı Futbol Federasyonu verecektir şeklinde konuştu. Fenerbahçe pes etmez diyerek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'sa kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada bugün tüm Türkiye'nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının maç tatili için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel'e kapı kolu kaldırım taşı bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya'nın Vodafone Arena'da kafasına taş isabet ettiğinde Mehmet Topal'a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi ifadelerini kullandı. Aç abi, aç abi, az daha aç abi. İyi, 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 iyi.
Diğer yandan başına 5 dikiş atılan ve sarsıntı geçiren Şenol Güneş hastanedeki tedavisinin ardından sabah saatlerinde taburcu edildi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar gündemdeki ilk sıralarını koruyor. Olaylar sonrası gözaltılar vardı. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma ilişkin son detayları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı o açıklamayı ve perde arkasına da ayrıntılarıyla Ses TV ekibinden Kamil Kazan.